Arkadaşlar merhabalar. Fizik bilimine giriş konusuna kaldığımız yerden devam edelim. Ve kaldığımız yer fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisiydi. Bilim tarihi incelendiğinde bütün bilimler gibi fizik de felsefenin içinde yer almaktadır. Bilimsel bilginin gelişmesiyle felsefeden ayrılan ilk bilim dalı da fizik olmuştur. Fizik, eski Yunanca'da doğa anlamına gelen physis kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi olarak kabul görmekteydi. Açıklama çabasından kaynaklanır. Doğanın tüm makroskopik ve mikroskopik görünümü inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçlarını araştıran doğa bilimlerinden biridir. Kimya, biyoloji gibi disiplinlerle ait alt dallar ve mühendislik alanları fiziğin ilkelerinin uygulanmasıyla doğmuştur. Fiziğin etkileşiminde bulunduğu disiplinlere felsefe, biyoloji, kimya, matematik, teknoloji, mühendislik, sanat ve spor örnek olarak verilebilir. Bilgiseverlik, bilgi sevgisi anlamlarını içeren felsefe, insanın varlığını bilme, aklını kullanarak evrendeki yerini açıklama isteğidir. Felsefe ve fizik aklı yürüterek evreni, zamanı, mekanı anlama yolunda sorular sorup cevaplamaya çalışmıştır. Fizik biliminde var olan gelişmeler felsefeye etkileşim halindedir. Örneğin felsefe tarihi boyunca zaman, mekan kavramlarının ne olduğuna dair düşünceler tartışılmıştır. Newton, Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri adlı eseri fizik bilimin temel eseridir. Bu eserinden Newton, mekaniğin temel ilkelerini, gezegenlerin, güneşin etrafında nasıl hareket ettiğini ve neden hareket ettiğini ve evrensel çekim kanunları açıklamıştır. Aynı esere felsefe açısından bakıldığında ise zaman ve mekan açıklamaları da dikkat çekicidir. Newton, doğada insan bilincinden bağımsız zaman ve mekan olduğunu açıklaması felsefe açısından önemlidir. Newton'un fiziksel ya da maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bir görüşü, 20. yüzyıl ortalarına atılan Albert Einstein relativite teorisi yani görelilik teorisiyle sorgulanmaya başlanmıştır. Uzay ve zamanın mutlak olmadığı görüşü evrene yeni bir bakış açısı getirmiştir. Evrensel kabul edilen bilgilerin değişebileceği görüşü felsefeye de yansımıştır. Felsefe ve fizik arasında gelişen etkileşmeler ünlü fizikçi Einstein'ın evren bir bütündür. Bütündür ve tektir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur ilişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size sözü özetlemektedir. Fizik temel bilim dallarından biyoloji, kimya ile yakın ilişkiler içerisindedir. Bu yakınlık yeni alanların oluşmasına sebep olmuştur. Atom kavramının gelişmesiyle fiziko-kimya, kimyasal reaksiyonların oluşumunda meydana gelen bazı olaylar fiziğin alt dalında yararlanarak açıklanmıştır. Biyolojide DNA'nın yapısı, atomik fizik bilgiler kullanılır. Katal fiziği, nanoteknoloji çalışmalarında kimyadan destek almaktadır. Disiplinler arası bir bilim dalı olan biyofizik, fizik biliminin teknik ve prensiplerinden biyolojiye uygular. Sinirlerde bilgi iletimi, biyoelektrik ve sinir yapılarının tanımlanması gibi canlı yapısıyla ilgili konulu çalışmalarda tıpta da geniş bir uygulama alanına sahiptir arkadaşlar. Bilimsel çalışmalarda edilen sonuçların bilimle ilgilenen insanlar tarafından alışılması ve evrensel nitelikte olması önemlidir. Bu nedenle fizik biliminde yapılan çalışmalarda kullanılan teori ve yasaların ifade edilmesinde fiziksel ilkelerin matematiksel olarak ispatlanmasında matematik kullanılır. Örneğin bir fizik deneyinin sonucu formüller ve işlemler kullanılarak herkes tarafından anlaşılır hale getirilebilir. Hatta bir öğrenci evde kullanılan elektrik aletlerinin gücüne bağlı olarak günlük, haftalık ve aylık elektrik enerji tüketimini hesabını yapabilmektedir. Uygarlıkların gelişmesinde fizik bilimi önemli bir rol oynamıştır. Tekerleğin icadından mancılıklara, cami ve köprülerin dev gökdelenlere, gaz lambasından hareket ve sese duyarlı aydınlatma sistemlerine kadar pek çok yapıda fizik kullanılmıştır. Coğrafyada yer kabuğunun hareketine etkili olan kuvvetlerin gelgit olayının, iklimlerin oluşumu, yağmur, kar, rüzgar gibi meteorolojik olayların yerin manyetik alanına etkilerini açıklanmasında fizik kanunları kullanılmaktadır. Pusuların icadı ile gemilerde yapılan coğrafi keşifler de fizik biliminin sayesinde olmaktadır. Arkeolojide kazılarda bulunan eserlerin tarihi, değerinin olup olmadığını ispatlanması ve yaşının hesaplanmasında radyoaktif tarihleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler nükleer fizik bilgisiyle geliştirilmiştir. Fizik, mühendislik ve teknoloji birbirinden ayrılması güç kavramlardır. Mühendislik sorunlara çözüm ararken fizik biliminden ve diğer bilimlerden yararlanır. Teknolojiyi kullanır ve hatta teknolojiyi geliştirir. Bu süreçte fizikteki gelişmeler, teknolojideki gelişmeler de fizikteki çalışmaları hızlandırır. Makina, inşaat, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, uzay, uçak, endüstri, genetik, jeoloji, cevher hazırlama, mekatronik gibi mühendislik dallarında yapılan çalışmalarda fizik kanunları temel alınmaktadır.
Sanat ve bilim birbirinden çok uzak disiplinler gibi düşünse de ortak noktada buluşabilirler. Fiziğin müzik, sahne sanatları, sinema ve görsel sanatlarla da yakın ilişkisi vardır. Görsel sanatların temel unsurlarından biri ışıktır. Işık cisimlerin görülmesini sağlamaktadır. Cisim tarafından yansıtılan ışın, göz tarafından algılanır. Belli bir ışık kaynağıyla aydınlatılan cisimler için aydınlanma oranı cismin her yerinde aynı değildir. Işığı fazla olan kısımlar aydınlık ve parlak görülürken, daha az olan veya gölgede kalan kısımlar daha karanlık görülür. Bir cismin renginin görülebilmesi için ışığa ihtiyaç vardır. Renkler, ışık renkleri ve boya renkleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Işık renkleri bir prizmaya gelen beyaz ışın kırıldığında görülen renklerdir. Bu durumun gözlendiği yerlerden biri sabun köpüklerinin renkli yüzeyleridir. Resimdeki renkli resimlerin önemli kadar perspektifte önemlidir. Mekaniğin çalışma alanı içerisine giren ses, madde moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşmaktadır. Ses oluşumu için ses kaynağını ve titreşimi iletecek maddesel ortama ihtiyaç vardır. Sesin ve müziğin nasıl oluştuğu, ortamı ve kaynağın sese etkisi gibi konular fizik kanunları ile açıklanır. Vurmalı çalgılarda yüzey gerginliği, üflemeli çalgılarda çalgının boyu, çalgıdaki delik yerleri vesaireleri, telli çalgılarda ise telin uzunluğu, gerginliği ve gövdenin yapısı bu konu gibi konularda fizikle doğrudan ilgilidir. Cisimlerin bizden uzaklaştığı, küçülmüş ve renklerini solmuş gibi görünmesi, olayın perspektif adı verilir. Resim sanatında ise üç boyutlu varlıkların iki boyutlu çizimi olarak tanımlanmaktadır. Bir manzarayı resmedecek sanatçı perspektif özelliklerini, resmin yansıyabilmesi için ışığın geliş doğrusuna, gölge ve renk gibi optik özelliklerine dikkat etmektedir. Dünyada en iyi ışığı kullanan ressamlar arasında adı geçen Rembrandt'tır. Şimdi şuradaki soruya bakalım. Verilen durumlardan hangileri fizik bilimiyle ilişkilidir? Sergi salonunda kullanılan ışığına göre tablodaki renklerin farklı algılanması kesinlikle perspektiftir ve bu özellikler kullanılarak algılanmıştır. Resmin gerçek görüntü gibi algılanması, müziğin ritmine göre maddelerin titreşimlerinin değişmeleri de fizik bilimiyle ilişkilidir. Cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3'tür. Fiziğin ilişkideki bulunduğu bir diğer disiplin de spordur. Biyomekanik, mekanik prensiplerin canlılara uygulanması anlamına taşımaktadır. Mekanik kavramlarını kullanarak canlı hareketlerini açıklar. Spor biyomekaniği ise sporcuların biyolojik yapılarına etki eden kuvvet ve etkilerini inceler. Spor dallarına göre özelleşmiş insan hareketlerini mekanik kavramlarını kullanarak açıklar. Belirli spor hareketlerinin biyomekanik incelenmesi ve bazı hareketlerin niceliksel hesaplamaları yaparak sporcuların performans gelişimi sağlanmaktadır. Spor malzemelerinin performansını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sırasında bazı sorulara cevaplar aramaktadır. Örneğin futbol topu atmada atış uzaklığı, atış açısı, topun atış hızı ve atış yüksekliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Basketbolda basket atışındaki oyuncunun kol eklemlerindeki farklılık, topu uyguladıkları kuvvet etkisi nedir? Teniste topu uyguladıkları kuvvet teniste servis atışı hareketin örgü gerginliği veya topun kütlesiyle topun hızı arasında nasıl bir ilişki vardır? Sırıkla atlamada bir kaldıraç olarak kullanılan sırığın esnek yapıda olması sayesinde sporcu yukarı doğru yükselir. Yani fiziğin kısaca sporla da bir bağlantısı vardır. Geldik fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Fizik, doğa kanunlarını inceleyen ve araştıran bir bilim dalıydı. Bu incelemeler için kullanılan temel yöntemlerin başında deney ve gözlemler gelmektedir. Bilimsel çalışmaların ilk basamağı gözlem yapmaktır. Gözlem, bir varlık ya da olay ile ilgili bilgi ulaşmak için duyu organları ya da çeşitli araçlarla bilgi toplamaktır. Gözlem kendi içinde nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Duyu organlarıyla yapılan nitel gözlemin sonuçları özneldir. Herkese göre değişebilir. Ölçüm aletleriyle yapılan nicel gözlemin sonuçları objektiftir ve bilimseldir. Nicellik bir varlığın ya da nesnenin somut olarak ölçülebilen ya da sayılabilen özellikleridir. Örneğin 3 tane elma 8 kitap dediğimiz zaman 3 ve 8 niceliği ifade eder. Birbiriyle karşılaştırılıp karşılaştırma sonucu sayısal olarak ifade edilebilen nicelikler fiziksel niceliklerdir. Bilim insanları gözlem ve deneyler sonucu elde ettiği sonuçları teori ve kanunları fiziksel nicelik olarak anlatırlar. Farklı kültür ve dillerde yapılan bilimsel çalışmaların anlaşılması paylaşılması için ortak bir dil kullanmak zorunlu olmuştur. Bu nedenle 1971 yılında Ölçü ve Ağırlık Konferansı yani Uluslararası Bilim Sistemi kabul edilmiştir.
Sınıflandırma gözlenen olayları tanımlayabilmek, kıyaslayabilmek ve aralığında ilişki kurabilmek için belirli kurallara göre yapılan bir düzenlemedir. Fizik bilimde kullanılan nicelikler için farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Nicelikler kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilip edilmemelerine göre temel ve türetilmiş, yöne bağlı olup olmamalarına göre de vektörel ve skaler olarak sınıflandırılmaktadır arkadaşlar. Burada temel ve türetilmiş büyüklükler ve fiziksel vektörel büyüklükleri görmekteyiz. Şimdi bunları kendi içinde nasıl ifade edildiğini göreceğiz. Temel büyüklükler kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklüklerdir. Uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti ve madde miktarı olmak üzere 7 tane temel büyüklük vardır. Ve bunları genelde şu şekilde kodlayarak size ezberleterek kısa muz diye ezberlettiler. Burada bu kütledir. Bu ışık şiddetidir. Işık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman olarak kodlama yapmışlardır. Yani kısaca şuradaki ilk harfleri alarak kodlama yaparak kısa muz demişlerdir arkadaşlar. Sadece ve sadece başka bir niceliğe ihtiyaç duymadan ifade edilen büyüklükler temel büyüklükler olarak söylenebilir. Birimlerine gelecek birimleri ise metre, uzunluğun birimi metre, kütlenin birimi kilogram, zamanın birimi saniye, sıcaklığın birimi kelvin, akım şiddeti amper, ışık şiddeti kandela, madde miktarı ise mol olarak söylenebilmektedir. Türetilmiş büyüklükler ise nicel gözlemi sonucu birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade ediliyorsa bu büyüklükler temel büyüklük, türetilmiş büyüklük olarak adını alır. Türetilmiş büyüklükler birden fazla temel büyüklüğün ya da birimin kullanıldığı büyüklüklerdir. İşte alan, hacim, kuvvet, ivme, hız bunlar temel türetilmiş büyüklüklere örnek verilebilir. Bazı tabloda işte bu arkadaşlar buradaki tabloda da bazılarını görüyorsunuz. Kuvvet, suret, sürat, enerji, basınç, elektrik yükü, elektrik alan, elektriksel kuvvet, tork ileride göreceksiniz. Momentum, moment gibi ifadeler türetilmiş büyüklükler olarak adlandırılabilir. Yani iki veya daha fazla temel büyüklüğün yan yana gelerek ifade edilmiş büyüklüklere türetilmiş büyüklükler diyoruz arkadaşlar. Örnek bir soru var. Verilen nicelikleri temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız. Buradaki basınç türetilmiştir. Türetilmiş. Hız yine türetilmiş. Uzunluk temel. Sıcaklık temel. Hacim türetilmiş. Türetilmiş. Akım şiddeti temel büyüklük. Sürat türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Burada karşısında da görüyorsunuz. Temel büyüklükler uzunluk, sıcaklık ve akım şiddeti iken türetilmiş büyüklükler basınç, hız, hacim ve sürat olmak üzere ayrılmış kendi içinde. Tabloda verilen kavramlardan temel büyüklük olanların yanında kutucuğa tik yatınır. Temel büyüklük, ışık şiddeti temel bir büyüklüktür, birimi sandeladır. Madde miktarı temel bir büyüklüktür, birimi moldür. Zaman temel büyüklüktür. Uluslararası birim sisteminde saniye ile gösterilir. Kütle temel bir büyüklüktür. Kilogramdır. Diğerleri ise türetilmiş büyüklük olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi geldik skaler ve vektörel büyüklüklere. Skaler büyüklükler sadece ölçü değeri ve birimiyle ifade edilen niceliklerdir. Skaler büyüklük doğrultu ve yön belirtmez hiçbir zaman. Örneğin bir kap içerisinde 3 litre su var. Demekle 3 ölçüm değerinde 3 litre ölçü birimini verir. Yani burada sadece bir birimi ve sayısal değeriyle belirtilen niceliklere skaler büyüklükler diyoruz. Örneğin 3 kilogram veya 3 metre veya 3 santigrat derece. Bunlar skaler büyüklükleridir. Doğrultusu ve yönü olmayan niceliklere biz skaler büyüklükler diyoruz. Hacim, uzunluk, öz kütle, sıcaklık gibi ifadeler nedir arkadaşlar? Skaler büyüklükler olmaktadır. Burada bakalım.
Basketbolun oyun süresi 10'ar dakikalık 4 periyottan oluşur. Her iki takımın 3 defa birer dakikalık mola kullandığı, 2. ve 3. periyotlar arasında 15 dakika devre arası verildiği bir basketbol oyunun toplam süreci kaç dakikadır? Periyot 10 dakika. Oyun süresi 4 olduğu için burada ne yapacağız arkadaşlar? 4 ile 10'u çarpıp 40 dakikalık bir oyun var. Mola süresi 6 çarpı 1'den 6 dakika. Devre arası 15 dakika. Ne oldu arkadaşlar? Topladığımız zaman 61 dakikalık toplam süre basketbol için geçmiştir en az. Geldik vektörel büyüklüklere. Vektörel büyüklükler yönü ve doğrultusu olan niceliklerdir. Yani yönlendirilmiş doğru parçasıdır. Bir niceliğin vektör olabilmesi için doğrultusunun, büyüklüğünün ve yönünün olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey daha çizersek bir vektörde bir niceliğin vektör olabilmesi için şu okla belirttiğimiz yön, başlangıç noktası veya uygulama noktası, şu kesik kesik çizdiğimiz doğrultu, doğrultu ve atıyorum şiddeti olmalı. A eşittir 5 birim. 5 birimlik bir kuvvet. Büyüklüğü, doğrultusu ve yönü vardır. Vektörü temsil eden bir harf veya sembolün üzerinde çizilen ok ile gösterilir. Yani burada az önce gösterdiğimiz, hatta şurada gösterelim. A eşittir 5 birimdir. Her zaman soldan sağa doğru harfin üzerinde soldan sağa doğru bir ok olur. Vektörün büyüklüğü burada skaler bir niceliktir. İşte burada da göstermiş arkadaşlar doğrultusu, yönü, başlangıç noktası ve büyüklüğü olmaktadır. Birden fazla vektörün yerine kullanılabilecek vektöre bileşke vektör adı verilir. Yani iki veya daha fazla vektörün yapmış olduğu işi tek başına yapan vektöre biz bileşke vektör diyoruz ve R ile gösteriyoruz. Bileşke vektör, vektörlerin belirli kurallar toplanmasıyla elde edilmektedir. Vektörler işlemlerde vektörlerin büyüklüğünün yanı sıra yönü de her zaman dikkate alınır. Birbirine paralel olan vektörler sayı doğrultusundaki rakamlar gibidir. Aynı yöndeki vektörlerin büyüklükleri toplanarak, zıt yöndeki vektörlerin büyüklükleri ise büyükten küçüğü çıkartarak hesaplanır. Her iki durumda da cisim bileşke vektör yönünde hareket eder. Yani her zaman cisimler bileşke vektör yönünde hareket eder. Mesela burada aynı yönlü olduğu için 7 birimlik bir vektörümüz var. Ve aşağıdaki farkta da bakın şurada da bu tarafa doğru bileşke vektörümüz 3 birimlik bir vektör olacaktır arkadaşlar. Örnek soru demiş. Vektörler birim karelerden oluşturulmuş şekilde gösterilmiştir. Buna göre A artı C, B artı D işlemlerini yaparak çiziniz. Şimdi burada A artı C. A artı C dediğimiz, bakın arkadaşlar, şu şekilde ben C'yi şuraya eklediğim zaman, hatta şuradan çizelim C'yi ve bileşke vektörüm şu tarafa doğru bir birim olur. B artı C'yi çizin demiş. B artı C'yi de ben şu şekilde göstereyim. B şu şekilde aldım B vektörünü. C vektörünü de ucuna çizdiğim zaman bileşke vektörüm şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Yani ikisinin toplam değeri olacaktır. Yani burada 3 birimlik bir vektör olacaktır. Yani D'yi ben şuraya eklediğim zaman şuradaki vektörümüz bileşke vektör olacaktır. Burada da A artı C de bileşkemiz budur arkadaşlar. Bazı niceliklerin sadece sayı ve birimleri ifade etmeli yeterli olmayabilir. Örneğin göstergesi 80 km/saat gösteren bir araçtan bahsedildiğinde nereden nereye gidiliyor ve hangi yönde, hangi doğrultuda hareket ediyorsa olan cevapları yoktur. Eğer sürat göstergesi 80 km/saati gösteren bir araç Adana'dan Trabzon'a doğru gidiyor denilirse aracın nereden nereye, hangi yönde ve doğrultuda hareket ettiği anlaşılır. Bu arada şunu söyleyeyim, 80 km/saat arabada buradaki ibre hız ibresi değildir arkadaşlar, sürat ibresidir. Çünkü hız vektöreldir, sürat ise skaler bir niceliktir. Rüzgarın saatte 18 km süratle estiğini söylemek yeterli bir bilgi değildir. Ama kuzeydoğudan saatte 18 km hızla söylediğimiz ise rüzgarın hangi yönde estiği anlaşılmaktadır. Rüzgarın yönü ve hız değeri balıkçıların, denizcilerin, pilotların, dağcıların ihtiyaç duyduğu bir kavramdır. Yönlendirilmiş doğru parçasına kısaca biz vektör diyoruz. K noktasında bir birim yürüyerek L noktasına ulaşan bir köpeğin yaptığı yeri değiştirme vektörü diyagramı aşağıdaki gibi verilmiştir arkadaşlar. Bakın burada doğrultusu, yönü bellidir. Yani şurada bir metrelik bir vektörümüz var. Yer değiştirme ise vektörel bir niceliktir. K noktasından vektörün uygulama noktasına çizdiğimiz zaman
L noktasına kadar olan doğru bize yer değiştirme vektörünü verecektir arkadaşlar. Denizde akıntıya kapılan bir kayın ucundaki halatlardan tutarak kıyıya doğru çekmeye çalışan balıkçının kayığı uyguladığı kuvvetler F1 ve F2'dir. Akıntı bu kuvvetlere ters yönde ve F3 kadardır. Buna göre kayıkçı kaç Newton kuvvetle hangi yöne doğru hareket eder? Bu sorunun cevabına vektörel işlemle cevap verebiliriz. Buradan bu tarafa doğru hareket eden 110 Newton'luk bir kuvvet var. Zıt yönlü bir kuvvetimiz var, 80 Newton. Aradaki fark şu tarafa doğru, yani güneye doğru ne yapmıştır arkadaşlar? 30 Newton'luk bir kuvvetle karşımıza çıkmıştır. Şimdilik bu kadar. Bu konuyla ilgili konumuz bitmiştir arkadaşlar. İleriki zamanlarda başka bir konuyla karşılaşmak ve görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.